Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Dünyanın en soğuk bölgesi Yakutsk'taki hayvan kalıntılarından örnekler alan uzmanlar, 50 bin yıl önce yaşayan hayvanlardaki virüsleri, mercek altına alacak. Uzmanlar, bunun zombi enfeksiyonları tetiklemesinden endişe ediyor. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüsün kaynağı ile ilgili tartışmalar ve soru işaretleri devam ediyor. Kimileri virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan inceleme sırasında, kazayla yayıldığını öne sürerken, benzer korkuları tetikleyecek bir haber Rusya'dan geldi. Daily Star'ın haberine göre, Rus bilim insanları geçmişi 50 bin yıla kadar uzanan, donmuş hayvan kalıntılarından biyolojik materyaller alarak, tarih öncesi virüsleri incelemek istiyor. Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından, mercek altına alınan hayvanlar arasında yünlü mamutlar, Sumatra gergedanı, atlar, geyikler ve kemirgen türleri bulunuyor. Uzmanlar, dünyanın en soğuk bölgesi ünvanına sahip, Yakutsk'taki Mamut Müzesi'nde saklanan bir antik karkastan, dün ve bugün örnekler topladı. Dr. Olsya Okechlopkova tarih öncesindeki virüsleri bulmak ve paleoviroloji alanında çalışmalar başlatmak istiyoruz dedi. Dr. Okechlopkova eğer aldığımız örneklerde nükleik asitler yok olmadıysa, bileşimler içindeki veriye ulaşıp onların nasıl değiştiğini gözlemleyebileceğiz, ifadelerini kullandı. Ancak farklı görüşe sahip uzmanlar, bu incelemeler sırasında tarih öncesi döneme ait, zombi enfeksiyonların yeniden canlanmasından endişe ettiklerini de belirtiyor. İnsanları zombi yapan beyin parazitleri doğada oldukça fazla bulunan ve kurbanlarının adeta beynini kurutarak bilinçsiz yaratıklara dönüştüren varlıklardır. Fareleri etkileyen ancak sadece kedilerin bağırsaklarında gelişebilen bir parazitin ele geçirdiği fareyi bir kediye kurban etmiştir. Bu beyin parazitlerinin ne kadar ürkütücü olduğunu anlatabilmişimdir umarım. Öte yandan insanların vücudunda bu parazitin daha az gelişmiş bir türü olduğunu belirtelim. Yani filmlerde hastalığı tedavi etmeye çabalarken gördüğümüz bilim adamları ya hastalığı yaratmaya çalışıyorsa. İnsan beynini etkileyen deli dana hastalığı gibi örnekler, bu tarzda bir virüsün beynimize bizleri etkileyebileceğine örnek. Ve bunun yaşanma ihtimali hiç de düşük değil. İleride laboratuvarlarda evrimleştirilmesi yapılırsa, beynimize hükmedecek duruma gelmesi mümkün. Bu da zombi kıyameti gibi bir senaryonun ortaya çıkmasını sağlayabilir. Kimyasal yollarla serotonin üretmesi engellenen, fareler üzerinde denemişler ve farelerin acımasız, saldırgan zombi varlıklara dönüştüğünü görmüşler. Yani gelişmiş deli dana gibi, beyni ele geçirerek çeşitli hormonları salgılamasının önüne geçecek ve insanları saldırgan, öfkeli varlıklara dönüştürecek bir virüs istense, laboratuvar ortamında oluşturulabilir. Belki de filmlerde bize pek uzak bir ihtimal gibi gelen zombi istilası, bir gün gerçek olabilir. Bu konu hakkında, sizin düşünceleriniz ne dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.